Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İlk defa geliyorsanız da merhaba hepinize. Şöyle bugün değişik bir konudan bahsedeceğim. Çok sinirli oldum, çok agresif oldum. Böyle dayanamadığım ve tahammül edemediğim bir konudan bahsedeceğim. Videonun başlığını biraz değişik bulmuş olabilirsiniz ama başlıktan dolayı kesinlikle <laughs> videoyu izlememezlik yapmayın. Çünkü wetbed kitaplar hakkında ne düşündüğümü, insanların ne düşündüğünü, yapılan yorumların nedenli olduğundan wetbed kitaplarından bahsetmek istiyorum. Şöyle... Herkesin kendi düşüncesidir. Herkes aynı kitapta aynı hissi yaşayamaz. Herkes aynı kitabı sevmek zorunda değil. Herkes aynı hisleri duymak zorunda değil. Ama birbirimizin hislerine ve duygularına saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ben Metbet'i severim ya da sevmem. Seviyorum diye saatlerce burada size bir şey ispatlamak zorunda değilim. Sevmiyorum diye de insanlar da sevmesin diye size saatlerce burada bir şey anlatmak veya ispatlamak zorunda değilim. Ben wetbet kitaplarını lise yıllarında çok severdim, bol bol okurdum. Okumamın nedeni kitap almaya paramın yetmediği dönemde e, kitap alıyordum. Okuyordum kitabı bitiyordum ve bir daha param kalmadığı sırada wetbetten kitap okuyordum. Bundan dolayı ben wetbette kitap okuyordum. Ama artık arkamdan da görmüş olduğunuz gibi kitap okumaya fazlasıyla para ayırıp aynı zamanda yayın evinden gelen kitaplarla ben bolca kitaba sahibim okumadığım 200 tane kitap var arkamda. Onları okumakla meşgulüm ve bundan dolayı wetbed kitaplarına vakit ayırmıyorum. Yılda bir kere iki kere aklıma estikçe bakıyorum. Hani sevip sevmemek artık eskisi kadar sevmiyorum değişik bir yere doğru döndü orası. Ama nefret etmiyorum, oraya hakaret etmiyorum ve pet kitaplarını kötülemeye çalışmıyorum ya da kötü şeyler yapmaya çalışmıyorum. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir ben en küçük olayı, mutlu oldum olayı, komik ola olduğum olayı, sinirli oldum olayı çok hararetli anlatırım. Zaten normalde de hararetli bir insanım. Bu videoda da çok sinirlenebilirim, hararetlenebilirim, bağırarak çağırarak bir şeyleri anlatabilirim. Şimdiden haberiniz olsun. Bunun uyarısında yapayım. Şöyle... Ben sevip sevmediğime göre değil, adaletli bir şekilde, adalete inanarak yorum yapacağım. Çünkü benim en fazla gelemediğim şey şu hayatta adaletsizliktir. Yani bir yerde bir şey göreyim, dayanamam ve o adaletsizliğe engel olmadan e, adalete her zaman inanıyorum. Ve bundan dolayı bu videoda sadece adalet göreceksiniz ve eşitlik göreceksiniz. Onun dışında benim sevip sevmemem kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Şimdi şöyle bir şey, ilk önce Türkiye'de yaşadığımızı unutmayalım. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bunlar sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de yaşanan problemler arasında. Ama galiba biz bu ülkede yaşadığımız için daha çok gözümüze batıyor. Belki de daha o ülkelerden daha fazla yaşadığımız için gözümüze batıyor bilmiyorum. Ama Türkiye'deki yaşam standartları, gelenekler, görenekler, insanların davranışları ve aile yapıları %90 aynı. Biz aile yapısı olarak Türkler birbirimize çok benziyoruz. Ya benim ailem böyle davranmıyor, benim ailem bunu yapmıyor, biz böyle değiliz diyen insanlar çıkacaktır. Onlar hemen böyle savunmaya geçip yorumlara dalaşmasın. Ama e, bunun gibi olmayan sürüsüyle aile var. Biz Türkiye'de yeteneklerimizi gösterebilim, gösteremiyoruz. Bunların en büyük nedenlerinden biri aileler, en büyük nedenlerinden biri öğretmenler, en büyük nedenlerinden biri eğitim sistemi. Biz yeteneklerimizi gösteremiyoruz. Ve insanlar Türkiye'de yeteneklerini gösteremediği için farklı platformlar arıyor. Ve bu platformları buldun mu da bırakmıyor, yapışıyor. Şöyle siz... Babanıza ya da annenize gidip ya baba ben ressam olmak istiyorum desem Hani çoğunun diyeceği şey ya onu hobi olarak yaparsın, sen doktor olacaksın, polis olacaksın, memur olacaksın. Anne ben yazar olmak istiyorum. Yazarlık ne ya? Hadi git e, öğretmen ol. Hafta sonu çalışmazsın, yazın tatil. Hani herkes insanların yeteneklerine ve hayallerine engel olup e, bu öğretmen, avukat, doktor, hemşire, bazı e, mimar atıyorum. Mühendis. Kalıplaşmış meslekler var ve Türkiye'de onun dışında başka bir şey çıkamıyorsun. Zaten yeteneğini ressamlığını, müziğe olan ilgiliğini, oyunculuğa olan ilgiliğini atıyorum işte yazarlığa olan ilgiliğini zaten Türkiye gibi bir ülkede gösteremiyorsun. Göstersen de sana bir tane uyduruktan ödül verip gönderiyorlar. Yani demek istediğim o ki bizim Türkiye'de platformlara ihtiyacımız var. Atıyorum O Ses Türkiye yarışması. Atıyorum Yetenek Sizsiniz yarışması. Bu platformlar neden bu kadar fazla tutuluyor? Çünkü insanlar Bugüne kadar yeteneklerini bir yerde gösterememişler Ve yeteneklerini gösterip bir yerlere gelmek istiyorlar Bundan dolayı o yarışmalar çıkıyor Bundan dolayı o yarışmalar reyting kırıyor Ve insanlar o yarışmaları izliyor Yetenek birisi çıkıyor 35 yaşında ben memurum Adamın sesi müthiş ötesi Neden bugüne kadar bir şey yapmadın Ailem izin vermedi Biri çıkıyor müthiş ötesi bir sesi var Ne yapıyorsun ben büfede çalışıyorum ee, Neden Neden şarkıcılık yapmadın, ailem izin vermedi, imkanımız olmadı, yapamadık. Bizim bizim sistemimiz bu. O ses Türkiye'ye çıkıyor. 55 yaşında bir adam. 20 yaşında keşfediyse belki çok büyük bir sanatçı olacaktı. Ama 55 yaşına gelmiş şarkı söylüyor. O ses Türkiye'de sadece bir bölüme kadar ilerliyor, gidiyor. Biz bunlarla sürekli karşılaşıp duruyoruz. Wetpad'de bu platformlardan biri. İnsanlar yazar olamıyor bu ülkede. Yazar olmakta zorlanıyor. Yayın evlerinin beklentileri farklı. Ve insanlar Wetpad'de yazıp kendi yeteneklerini gösterdikleri bir yer var. Ve insanların buna neden engel olmaya çalıştığını anlamıyorum. Yani o ses Türkiye'de bir, platform. Yeteneksizsiniz de bir platform. Wetbed de bunun gibi bir platform. İşte biz Wetbed'e bir şey demiyoruz. Wetbed'deki iyi yetenekli kişilere bir şey demiyoruz. Biz kötü kitap yazanları, saçma saçma hareket yapan insanları tahammül edemiyoruz. Biz bunu eleştiriyoruz diyen sürüsülü insan var. Affedersiniz ama yeteneksizsiniz yarışmasına katılan her yarışmacı finale mi kalıyor? Her yarışmacı gerçekten yetenekli mi? Adam yetenekliyim diyor. Geliyor saçma saçma hareketler yapıyor. Çarpı duşuna basılıyor gidiliyor. Ya bu da bunun gibi. Eğer Wetbed'de bir kitap gerçekten saçma dahaysa sizin istediğiniz kriterde değilse o kitabı okumazsınız. O kitaba düşük puan verirsiniz ve o kitap popüler olup işte kitap olmaz ya da başka bir şey olmaz. Bu da bunun gibi yani hayatın her yerinde kötü ve iyi şeyler var. de sırf e, kötü kitapları olduğu için ya da sürekli bad boy e, e, kitapları olduğu için wetbeti kötüleyemez ya da gerçekten iyi kitap olan insanların ayağını kaydırırcasına imza başlattım. Hadi şu wetbet yazarının kitabı çıkmasın. İmza başlattım. wetbet kapatılsın. Ya sen kimsin neyin imzasını başlatıyorsun? İnsanlar atıyorum mesela Öznür Yıldırım. Eğer kitabıyla, yazdığı kitabıyla bir yayın evine gitseydi, yayın evi bu ne ya bunu mu basacağız? Bir git şuradan diyebilirdi. Atıyorum Büşra Küçük Kötü Çocuk kitabı. Yayın evine gitseydi ya bunu mu basacağız? diyebilirdi. Ama insanlar Wattpad'de kendilerini gösterip Wattpad'de en iyi kitaplar arasına girdiğinde bu sefer yayın evleri onların peşinden koşmaya başladı ve insanlar Wattpad sayesinde yeteneklerini gösterdiler. Gerçekten yeteneklerini gösterdiler ve orada iyi ya da kötü yazsın bir yerlere geldiler. Hani herkes diyor ya bu kitabı nasıl okursunuz? Bu kitabı nasıl şey Çevremdeki herkes bu modda wetwet kitaplarına karşı. Ama wetwet kitapları niye bu kadar popüler bilmiyorum. Sen okumuyorsun, o okumuyor, bu okumuyor. Wetwet kitaplarını o zaman kim okuyor? Tamam, her şeyi anlıyorum. Ben yine yorumlar üzerinden gideceğim. Wetwet benim babamın yeri değil. yayın evi benim babamın yeri değil. Ben Öznur'un ya da Büşra küçüğün kitaplarına aşığım, ölüyorum. Ya da diğer işte Gülşendir, escort kitabıdır. Yaramaz çocuk, sürü sürü binlerce kitap var. Hiçbirini aşık değilim. Hiçbirini konucusu avukatı da değilim. Ben sadece adaletli bir şekilde yorum yapmaya çalışıyorum. Bir tane yorum. Pegasus yayınları After kitabını ilk çıkaracağını duyurduğu anda yorumları okuyorum, tamam mı? Bundan bir sene önce falan herhalde ikisi. Ne zaman çıkardıklarını hatırlamıyorum. Yorumlar aynen şu şekilde. Üçe bölünmüş. Bir kısım çok seviniyor. Aa inanamıyorum After çıktı harika falan. Bir kısım yorum kalıbı şu. Pegasus yayınları gibi bir yayın evi bu kitabı nasıl basabilir? Buna ayrı değineceğim. İkinci yorum sürekli görülen ve o üçe bölünen kısımdan birisi bu kitabı okuyacağınıza porno izleyin. Bu, bu nasıl bir aşağılayıcı ve saçma bir yorum. Yorumların çoğu zaten böyle. Ee, şaşırdım gerçekten böyle bir yorum gelmesine. Hiçbir şey diyemiyorum yani gerçekten şu an çok sinirleniyorum. Sinirlendikçe sinirleniyorum. Birincisi insanlar şey zannediyor. Yayın evleri gerçekten de okuyuculara çok harika eserler verip onları geliştirsin diye çabaladığını zannediyorsunuz. Ama arkadaşlar size uyarayım. Yayın evi bir ticarethane. Pegasus, Epesus, Yabancı, İtaki, Epsilon, Martı, Türkiye İş Bankası Yapı Kredi, her yayın evi Everest, Alfa, Artemis sayamayacağım kadar her yayın evinin tek bir amacı var para kazanmak. Adam ve ticaret. Nasıl bir müteahhit ev yapıp evi yapıp satıyorsa, nasıl bir e, konfeksiyoncu kıyafet yapıp satıyorsa, yayın evi de kitap yapıp satıyor. Adamın tek derdi bu kitap satar mı? Ben bu kitaptan ne kadar kar ederim? Adamın tek derdi bu. Siz şey zannediyorsunuz. Ah bize müthiş eserler vermek için çabalıyor. Ah bize harika şeyler vermek için çabalıyor. Bunu yapan yayın evleri vardır. Bir tanedir, iki tanedir, üç tanedir. Gerçekten seçici olarak bunu yapan yayın evleri vardır. Bazıları şey diyor işte, Türkiye İş Bankası yayınları para için yapmıyordur bence. İşte Yapı Kredi yayınları para için yapmıyordur. Onlar işte çok e, klasikleri basıyorlar. Şimdi, arkadaşlar klasikleri neden basıyorlar? Telifi yok. Adam ölmüş gitmiş yıllar yıllar önce. Senden telif mi isteyecek? Hayır. Alıyor beleş kitap alıyor adamın kitabını basıyor. Üzerine de 7 lira fiyat koyuyor. 6 lirası zaten kar. 6,5 lirası. Yani bunun gibi yayın evleri size harika ötesi kitaplar ya da okuyucuya yönelik kitaplar değil. Ben bundan ne kadar kazanırım diye kitap basıyor. Bir kere bunu aklınıza sokun. Hangi yayın evi olursa olsun en iyisinden en kötüsüne kadar. Bütün yayın evleri bunu düşünüyor. Her şeye geçtim. İkinci bir yorum. Bu kitabı okuyacağınıza porno izleyin. Şimdi bu yorum bir kere bir terbiyesizliktir. İkincisi de adaletsiz bir yorumdur. Evet After kitabın içinde sahneleri çok fazla olabilir. Nerede After kitabı? Burada. Bu ikinci kitabı galiba. Evet içinde çok fazla seks sahneleri olabilir. Evet bir şey demiyorum. Birinci kitabı da buradaymış. Okudum bu arada bunları ben. Yorum yapan insanlara hiçbir şey demiyorum. Bu yorum yapabilir. Saygı duyuyorum. Ama adaletsiz yorum yapıyorlar. Bu yorum yapan insanlar Pegasus yayınları Green'in 50 tonunu çevirdiğinde hiçbir şey demedi. Karanlığın 50 tonunu çevirdiğinde hiçbir şey demedi. Özgürlüğün 50 tonunu çevirdiğinde hiçbir şey demedi. 50 ton serisinin yorumlarının altına baktığınızda belki 2 tane ya da 3 tane insan bunu söylüyor. Ama After kitabında 2000 tane insan bunu söylüyor. Nerede adalet acaba? Eliton serisinde seks sahnesi yok mu? After'dan farksız olduğunu falan mı düşünüyorsunuz Eliton serisine? Her şey geçtim. Hani e, terbiyesiz olmak, saygısız olmak istemiyorum ama sizin dilinizle konuşmam gerekiyor anlayabilmeniz için. Madem pornodan ondan bundan bahsediyorsunuz. Ben size Pegasus yayınlarından çok güzel bir örnek vereyim. Pegasus yayınları benim çok sevdiğim bir yayın evidir. Çok da saygı duyarım. Ama hani çok adaletlisiniz ya güya. Güya vetpet kitapları çok kötü. Vetpet dışında basılan kitapların hepsi harika ya. Şöyle söyleyeyim size After. Bu kitabı izleyeceğinize, e, bu kitabı okuyacağınıza porno izleyin demişsiniz. Ben size bir kitap göstereceğim şimdi. Çok iyi izleyin beni. Nerede o kitap? Şurada, evet. O kitap. Bu kitabı biliyor musunuz acaba? Pegasus yayınlarından çıktı. Bakın, Pegasus yayınları. Bana inanmıyorsunuz, içinden e, şeyini de gösterebilirim. Tüm hakları Pegasus yayınlarına saklıdır, aittir. Burada yazıyor, görüyorsunuzdur. Bu kitaptan. Pegasus Yayınları'na ait bir kitap. Kitabın yazarına bakabilir misiniz? Şaşa Grey. Şimdi bazılarınız Şaşa Grey'i tanıyordur, bazılarınız tanımıyordur. Ben Şaşa Grey'i bu kitabı almadan önce tanımıyordum. Ben bu kitabı sahaflardan 7 liraya mi aldım ve Pegasus Yayınları'nın bir kitabı nasıl 7 lira olabilir? Ya hemen almalıyım falan diye yapışmıştım. Sonradan gerçekleri öğrendim. Gerçekleri öğrenmemde bir şey değişmez. Ben her şeye açık bir okuyucuyum. Her şeye saygım var. Ben klasik de okurum, fantastik de okurum, erotik de okurum, edebi kitap da okurum. Bu kimse ilgilendirmez. Ben her daldan kitap okuyorum. Eğer bu kadını tanımıyorsanız, Şaşa Gray'i tanımıyorsanız bu videoyu durdurun. Yandan bir tane link açın arkadaşlar. Şaşa Gray'i siz Google'a yazın bir. Şaşa Gray bilmeyenler için ya da üşenenler için ben söyleyeyim. Dünya bir porno yıldızı. Ve Pegasus yayınları dünyaca ünlü bir porno yıldızının kitabını basarken kimse hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor. Bu kitaba kimse bir eleştiride bulunmuyor ama After kitabına eleştiride bulunuyor. Evet After kitabını savunmuyorum, evet After kitabı harika demiyorum ama kimse bu kitaba eleştiride bulunmuyor. After'a gelince bin tane laf. Bu kitap ne anlatıyor biliyor musunuz peki? Yeraltı pornosunu anlatıyor. Bu kitapta iki gencin aşkını anlatıyor. İkisinin içinde de cinsellik var. Ama bu kitap porno ile suçlanıyor. Bu kitap hiçbir şeyle suçlanmıyor. Pegasus yayınları gibi bir yayın evi böyle pornoya benzercesine bir kitabı nasıl basar? Adam benzemeyi geç kendisini basmış. Attıkları yorum. Ya gerçekten gülüyorum bazen. Bazen de fazlasıyla sinirleniyorum. Eğer ee, bu kitapların basılmasını istemiyorsanız wet kitapların kötü olduğunu ve rahatsız olduğunu düşünüyorsanız o zaman okumayın ki basılmasın. Sizler okuyorsunuz ki bu kitap basılıyor. Şunu şö söylemek istiyorum işte. Yazdığı kitap çok basit. Yazdığı kitaplar gerçekten kötü. İnsanları bad boy'a alıştırıyorlar. Çocukları bad boy'a örnek alıyorlar. Bir, bir kere bu wet pet olmayıp da insanlara bet boylu ya da işte kadınların dövülmesine, kadınlara tecavüz edilmesine, hayvanlara tecavüz edilmesine sürüsüyle örnek verilebilecek ama wet pet olmayan kitap var. Wet pet kitaplarına ses çıkarıyorsanız bence bu kitap, kitaplara da ses çıkarmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir tane kitap vardı. Bir ara boykot falan edildi. Bayağı olay oldu. kitapta bir kediye, bir kediye Köpek de olabilir hatırlamıyorum. Kediydi büyük ihtimalle. Nasıl tecavüz edilmesi gerektiği anlatılıyor. Satırlarca bu anlatılıyor. Tamam bunu yazdınız. Bunu yazan kişiye hiçbir şey demeyip yayın evi bastı. Eyvallah. Ama sıkıntı şurada. Yayın evinin açıklaması şu. Edebiyat sınır tanımaz. Edebiyatın sınırı yoktur. Her şey yazılabilir. Kötü ya da iyi her şey yazılır ve insanlar okuyup kötü ya da iyi olduğuna karar verir. Birisi oraya kedine tecavüz edilmesinin nasıl olduğunu anlatır. İnsanlar aa bu kadar iğrenç bir şey ne kadar kötü bir şey böyle bir şey asla yapılmamalı diye der. Diğer insan da aa nasıl yapılıyormuş falan deyip ilgisini çeker. Bu insanlığınızla alakalıdır. Biz kötü ya da iyi hayattaki her şeyi yazarız ve edebiyat sınır tanımaz diyor. Ve insanlar da buna eyvallah tamam. Ama Wet Pet kitabında o olamaz. Tamam orada kediye tecavüz edilsin. Orada her şey anlatılsın. Ama burada kıza işte kötü davranılmasın. Bad boyluk yapılmasın. Yine soruyorum. Adalet nerede burada? Adalet yok. Ben Wetpad kitaplarını savunmuyorum. Wetpad kitaplarının harika olduğunu söylemiyorum. Wetpad kitaplarını işte kadını e, taciz, kadına tecavüz işte yok şu var bu var bunlardan bahsediliyor gibi sürü süre şey söyleniyor. Ben bunlara hiçbir şekilde destek vermiyorum. Ben kötü çocuk kitabına aşık değilim. Ben after'a aşık değilim. Ben deli kitabına aşık değilim ya da e, yabancı kitabına aşık değilim. Severim ya da sevmem. Ama ben adaletli olmak zorundayım. Siz bu kitaplara ses çıkarmayıp diğer kitaplara ses çıkarıyorsanız burada bir yanlış vardır arkadaşlar. Siz sadece ya o insanları kıskanıp wetbet'i kapattırmaya çalışıp ya da wetbet hakkında prim yapmaya çalışıyorsunuzdur ya da adaletli bir insan değilsinizdir, bu kadar net. Ben videonun başlığı neden böyle, videonun başlığına neden böyle bir şey yazdım? Ben ee, bu kitaplarımı, aynı zamanda diğer kitaplarımı paylaştığım zaman, Wet Pet kitapları dışında da bestseller kitaplar vardı. Biri bana yorum atıp şunu dedi, ''Bu kitapları sobaya at ve yak.'' ''İçinde ne olursa olsun bir kitap.'' Yani bunun içinde baştan aşağıya emek var. Bunun yazarından çevirmenine, editörüne, redaksiyoncusuna, son okumacısı, matbaada basan kişi, bunu Diyanar'a götüren kişi, Diyanar'da bunun satılması, kasadaki adama kadar bu kitabın üzerinde herkesin emeği var. Ve sen diyorsun ki soba yat yak. Senin türün olmayabilir, sen sevmeyebilirsin, sen klasik okumaya aşık olabilirsin, bestseller ya da wet pet kitap okumuyorsundur. Ama bir kitaba sobaya at ve yak zihniyetinde bulunan bir insanın kitap okuyorum demesi, kitap okuyan bir insanın böyle bir cümle kurması zaten saçmalıktan da öte bir şey. Yabancı kitabı, Öznur Yıldırım'ın yabancı kitabı. Bir ara Öznur Yıldırım'ın storiesinde gördüm, yakılmış. Bir kitabı yakmışlar. Onu da bir marifet gibi yakıyorsun, bir marifet gibi fotoğrafını çekmiş ve sosyal medyaya atmış. Şimdi ne yazarsa yaz. Sen yazarından ne kadar nefret edersen et. Bir kitabı yakamazsın. Yani biz bir nesil kitap okusun diye çabalıyoruz. Kitap okusun diye video çekiyoruz, kitap okusun diye Instagram'da insanlara kitapları sevdirmek için sürekli fotoğraf paylaşıyoruz. Bir nesil okusun diye uğraşıyoruz ve o nesil gidip kitap yakıyor. Ya buna üzülmeyip de ne yapabilirsin? Gerçekten çok yazık ya. Ne yazarsa yazsın. Çok sinirliyim. Sakinleşmem lazım. Çoğu işi yorum okuyorum. 14 yaşındaki insan kitap yazıyor. Artık 10 yaşındaki insan bile orada kitap yazar oldu. Ben anlamıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Siz kaç yaşında insansınız ki neyi anlatıyorsunuz? Arkadaşlar insanlar... Ee çok iyi müzik kulağı olduğunu bir çocuğun 3 yaşındayken fark ediyorlar. Bir çocuğun çok iyi müzik aleti çalabildiğini 4 yaşındayken fark ediliyor. Bu Allah tarafından verilmiş bir yetenek. 6 yaşında 7 yaşında bir çocuğun çok iyi resim çizdiğini de görebiliyorsunuz 30 yaşındaki bir insana göre. Bunların hepsi olabiliyor ve insanlar yeteneklerini erken keşfedebilirler. Yani 14 yaşında bir insanın kitap yazması sizi rahatsız edemez. Bu sizi de ilgilendirmez. Oraya 14 yaşında bir kitap yazar. Atıyorum Öznür Yıldırım. 14 yaşında yazmaya başlamış kitabını. 18 yaşında mı tamamladı artık? 19 yaşında mı bastırdı bilmiyorum. 4-5 senelik bir süreçten geçmiş bir kitap bu. Ee, şöyle söyleyeyim size. Bu yazarın ilk kitabı ve mükemmel olmak zorunda değil. İlk defa bir şey yazıyor ve ilk defa bir şey çıkarıyor. Bu zaten harika olmak zorunda değil. Zaten Öznür Yıldırım'ın tek suçu Wet Pet'ten yazması. Başka bir suçu yok. Ve hani şöyle söyleyeyim size. John Green tanırsınız. Aynı yıldızın altında kitabını da bilirsiniz. Tüm dünya okudu. Milyonlarca okunmuş filmini izlemeyen kalmadı. Aynı yıldızın altındanın John Green'in diğer kitaplarını okumayan kalmadı. Ama John Green ilk kitabını yazıp yayın evine gittiğinde yayın evi bu ne ya sen bunu mu yazdın bize bunu mu getirdin deyip adamı yayın evinden kovmuşlar. Ve adam şu anda dünyanın en iyi okunan en çok okunan yazarlarından biri kovulmuş ikincide kovulmuş pes etmemiş üçüncü de kovulmuş başka bir kitap yazmış en son aynı yazıcının altında iyi yazmış ve popüler olmuş adam hani her ilk kitabınızda mükemmel olmak zorunda değilsiniz belki bu yazarlardan biri geçmişteki yazdığı kitaplardan utanıp geçmişteki yazdığı kitapların kötü olduğunu düşünüp çok daha iyi şeyler yazacak ya da kendini gittikçe geliştirecek ve gerçekten dünyada okuyan dünyada çok fazla okunan ve gerçekten çok iyi olan bir yazar haline gelecek. Ama bizler buna engel olmak için çabalıyoruz. After kitabını tüm dünya okuyor ama kötü çocuk kitabı film olunca laf ediliyor. Öznur Yıldırım'ın kitabında yok o varmış bu varmış laf ediliyor. Ama dünyaya yayalım insanlar okusun diye uğraşmıyoruz. Çünkü biz Türkler yeteneklerimizi kıskanıyoruz. Birilerinin başarılı olmasını yetenekli olmasını çekemiyoruz. Gerçekten bunu ben de söyleyeyim zaman zaman. Ben mesela kötü kötü çocuk filmi ilk film olduğu zaman dedim ki yuh ya tamamıyla kıskançlıktan dedim bunu dürüst olacağım yani ben evde iki bostan yatıp otururken Kız 15-16 yaşında bir kitap yazıyor. Kitabı tüm Türkiye okuyor. Her şeyi geçtik. O kitap çok popüler olduktan sonra film oluyor. Siz 19 yaşında iyi ya da kötü, başarılı diyebilirsiniz. Kötü çocuk film gerçekten çok kötüydü. Acılır derecede samimiyetsizdi. Yok dudağını ısırma sahnesi, çekilen sahneler. Kız karakterin samimiyetsizliği gerçekten kötü bir filmdi. Ama ne olursa olsun 19 yaşında iyi ya da kötü bir şeyler yaptı. Hani gerçekten bir şeyler başardı ve ben evde oturdum. Mesela ben bunu kıskanmış bir insanımdır. Ve sizler de kıskandığınız için bu yorumları yaptığınızı düşünüyorum. Şenlerde YouTube'da videoma yorum yapmış. Benim önceden şurada Kötü Çocuk kitabım bulunuyordu. Kötü Çocuğu da göstereyim ben. İlk kitabını nereye koydum bilmiyorum. Bu işte Kötü Çocuk kitapları. Görüyorsunuz Wetpad'den çıkan. YouTube'daki yorum aynen şunu yazmış. Ben Kötü Çocuk kitabı hakkında hiçbir zaman bir konuda bahsetmedim. Hiçbir zaman da konuşmadım. Videoda başka bir şeyden bahsediyorum. Arkada Kötü Çocuk kitabını görmüş. Yoruma şunu yazmış. Bundan sonra senin videolarını izlemeyeceğim. Çünkü kitaplığında kötü çocuk kitabı var. Yalvarırım izleme. Zaten böyle bir zihniyet benim videolarımı izliyorsa izlemesin zaten. Gerçekten izleme. Hani bir kere ben kötü çocuğa aşığım demedim. Ben kötü çocuğa bayılıyorum dedim ki kötü çocuğa bayılıyorum desem de sen bu yorumda bulunamazsın. Bulunuyorsan da spam'ımı atarım, gidersin. Ama benim kötü çocuğu okuma nedenim şuydu. İnsanlar kitabı sürekli çok kötü ya Sena. Sena gerçekten çok kötü. Hani içi, içerik olarak berbat. Şöyle böyle sürü yorum yaparlar. Ve ben dedim ki bir kitaba neden bu kadar fazla insan kötü diyor. Bir kitap ne kadar kötü olabilir? Onu okuyup görmem lazım. Kitabı aldım, okudum, baktım. Gerçekten de iyi bir kitap Nefret etmiyorum. Çok kötü olduğunu da düşünmüyorum. Ama çok iyi olduğunu da düşünmüyorum. Orta derece. E, orta derece bir kitap dedim ve bitirdim. Adam diyor ki Kötü çocuk gibi kötü bir kitabı nasıl okursun? Ya benim o kitabı kötü olduğunu anlayabilmem için okumam gerekiyor. Bir kere mantık hatası var. Bin tane insan o kitaba kötü dedi diye ben o kitabı okumadan aa çok kötü bir kitap diyemem ki benim onu okumam gerekiyor. Yani bir kere mantık hatası var. Ben okumadan bir kitabın nasıl iyi ya da kötü olduğunu anlayabilirim. Ve benim şöyle bir şeyim var. Benim kitaplara saygım çok fazla. Kötü ya da iyi olsun. Benim her zaman emeğe ve kitaplara saygım var arkadaşlar. Benim kitaplığında sevmediğim, nefret ettiğim, sürüsü kitap var. Ama ben o kitaba para vermişim ve insanlar o kitaba bir emek harcamış. Ben bir kitabı sevmiyorum diye onu kitaplığından atamam. Sizler çoğu kişinin huyu zaten şu. Ben bu kitabı sevmedim. Ya birisine hediye edeyim ya çekiliş demeliyim ya kuzenime vereyim. Ben öyle bir zihniyette değilim. Sevmiyorsan da o benim kitaplığımda kalır. Buradaki arkamdaki bütün kitaplara aşığım ya da bayılıyorum da değil. Adam orada kötü çocuğu görmüş. Kötü çocuk gibi bir kitap neden kitaplığında var? Kötü çocuk gibi bir kitabı niye okudun? Kötü çocuk gibi kitabını düşünebilmem için okumam gerekiyor. Biraz sakinleşirsem videoyu toparlayacağım. şeylerden rahatsız olabilirsiniz ama her şeyi bin kere söylemeniz ya da olay yapmanız ortalığı yıkmanız gerekmiyor Atıyorum geçenlerde Epasus yayınlarının Yusuf Piliç mi e öyle birisi kitap çıkarıyormuş olay oldu. Ben haklı olduğunuzu düşünüyorum. Evet ben bir kitabın kapağındaki ge gerçekten yeteneği olmadığı halde sadece kapakta model olduğu için ve hayranları olduğu için bir ayda yazılan bir kitabın basılmasına karşıyım. Bu beni rahatsız eder ama beni rahatsız etti diye benim yayın evine sürü laf söylemeye Yusuf Piliç'e laf söylemeye hakkım yok. Çünkü bu yayın evi. Abi istediğini basar. Yayın evi benim değil mi? Ben istediğim kitabı, istediğim yazarın kitabını basarım. Ben satıyor mu satmıyor mu onu bakayım. Yusuf Periş hayranları var mı? Satacak mı? Basarım. Bu hiç kimseye ilgilendirmez. Herkes yorumlarda Epeasus yayınlarının paracı olduğu belliymiş. Epeasus yayınları para gözmüş. Para için Yusuf'un kitabını basıyor. Edebi değer olan... Abi zaten Yusuf'tan önce de Büşra Küçük'te de para için yaptı bunu. Ondan önceki yabancı yazarlarda da para için yaptı. Bütün metbet Herkes bu işi para için yapıyor. Bütün yayın evleri para için yapıyor. Zaten adamı bununla suçlayamazsın ki. Hani ben o yayın sahibi olsam insanları engellemek ya da yorumlarını silmek yerine tabii para için yapıyorum. Mesela falan ben devam ederim yoluma. Bu bir ticaret. Adam Akşam evine eşine yemek götürecek sen o Yusuf Pilici okursan, o Yusuf Pilici batısılırsa. Adamın umurunda değil ki edebiymiş, değilmiş. Bir de şeyleri anlamıyorum. İşte bu da yazar olacakmış, yazdıklarında daha D daha ayrımını düzgün yapamıyor. Noktalama işaretlerini kullanmayı bilmiyor. Ki ikini ayıramamış. SS alıyor, storyde onları e, ayırıyor. Bakın canım D daha iki böyle olur. Hani yazar olacakmışsın ya haber vereyim falan deniliyor. Bir yazarın hayal dünyası çok geniş olabilir. Yazı yazmak ve kelimeleri kullanmak, kelimeleri yan yana yerleştirmek konusunda müthiş olabilir. Ama noktalı işaretlerine dikkat etmek zorunda değildir. D'da da iyi değildir. Noktalama işaretleri konusunda iyi değildir. Her şey herkes mükemmel olmak zorunda değil. Bilmiyorum haberiniz var mı? Yayın evlerinde bir meslek vardır. Mesleğin adı redaksiyoncu. Redaksiyon diye bir işlem vardır ve bu redaksiyonu yapan kişilere redaksiyoncu denir. Ve siz Dünyanın en iyi Türkçe öğretmeni de olsanız, DEDA eklerini, Türkçe'deki bütün e, Türk dil kurumu bile olsanız, siz bir kitabı redaksiyondan geçirmek zorundasınız. Ve bütün yayın evleri de kitaplarını redaksiyondan geçirir. Redaksiyonu bilmeyenler için anlatıyorum ne olduğunu. Evet. Edi, çevirmen kitabı çevirir ya da Türkçe bir kitabı alır editör ilgilenir. Çevirdikten sonra editör güzelce ne kitapla ilgilenir. Kitabın her işlemi bittikten sonra son okumaya bir kişiye bu kitap olmuş mu diye son bir kez okutulur basılmadan önce. Ona gitmeden önce redaksiyoncuya verilir kitap. Redaksiyoncu kitabı alır ve içindeki hatalara bakar. Deda hatası var mı? Kelime hatası var mı? Bir kelimenin yazımı artık öyle değildir. Türk Dil Kurumu tarafından değişmiştir. O hata var mı? Noktalama işaret hatası var mı? Redaksiyoncu bunu inceler. Ve bunu her kitapta yapar. Bu e, Stephen Zweig'ın kitabında da yapılır. Çeviri yaparken çevirmen doğru düzgün e, yapmamış olabilir. Editör dikkat etmemiş olabilir. Bu Sight Feig'in kitabında da yapılır. Bu Oruç Bey'in kitabında da yapılır. Bu herkesin kitabında yapılır. Bir şiir kitabında, bir klasik kitapta bütün kitaplarda bu yapılıyor. Ve redaksiyoncu diye bir meslek çıktığına göre, bütün kitaplar redaksiyondan geçtiğine göre yazarların çoğu hata yapıyor, editörlerin çoğu hata yapıyor ve redaksiyondan geçmesine rağmen hatalı basılan kitaplar var. Ama Yusuf Piliç DDA ikine ayrı yapınca suçlu oluyor. Yusuf Piliç'i tanımıyorum. Kitap basmasından da çok rahatsızım. Ama adaletli olacağım. Abi bin tane kitap redaksiyon yapılıyor orada. Bütün yazarlar aynı hataları yapıyor. Ama o hata yapınca hani Yusuf Pilici'nin bir model olup bir ay içinde yalandan dolandan bir kitap yazıp sırf satılması için böyle bir şey yapılmasında diye bir yorum yapabilirsin. Ama Deda ekinden yorum yapman hani okuyup çok mesela blog blogları görüyorum. Bloglarda mesela baya hani Yusuf Bilic'e baya bir eleştiri vermiş. Diğer yazarlar işte kötü çocuğa, Öznur Yıldırım'a, atıyorum After'a müthiş eleştiriler vermiş. Ama okuduğun diğer kitapların da redaksiyondan geçtiğinin ve hatalar olduğunun farkında mısın? Bir şey söyleyeyim. İyi yazmış, kötü yazmış ilgilendirmez. İnsanlar bir kitap yazmak istiyorsa yazabilir. Bunu Wattpad de yapar, bunu yayın evine gönderir, bunu blog da yapar, ünlü olmuştur, popüler olmuştur. Bunu kıskanmamamız gerekiyor. Ya saçmalama ya ben kötü çocuk kitabı ne kıskanacağım? Onun zaten yaş kitlesi 10. Yaş kitlesi 10'sa o kitabı kıskanmıyorsan umrunda olmaz. Mesela atıyorum Kötü Çocuk kitabı. Sürüsü de fanı var ve saçma saçma hareketleri yapıyor fanlara. İşte Kötü Çocuk kitabına küçücük bir eleştiri de insanlara saldırıyor. Ama 10 yaşındaki bir çocuk ya. 10 yaşında. Anladın mı? Belki bundan 10 sene sonra ya ben yıllar önce ne yaptım o kitap için ya rezillik de falan deyip bunu konuşacak bir insan ve çocuk adı üstünde çocuk. Ve bu kadar tepki göstermeniz, abartmanız sırf prim kasmak için bunu yapmanız ayıp yani. Ve yayın evlerine hiçbir şekilde karışma hakkınız da yok. Yayın evi istediğini basar, istediğini basmaz. Adamın tek derdi para kazanmak. Seninle de uğraşacak değil. Nasıl daha zengin olurum, nasıl evime daha fazla ekmek gönderirim. Onun derdinde. Ee, yazarların yazım hataları da sizi ilgilendiren bir konu değil. Seks sahneleri de sizi ilgilendiren bir konu değil. Ben blog gördüm. Green'in eli tonunu okuyup müthiş, harika, çok güzel deyip after'a kötü diyen insanlar. O yüzden yorumlarınızda adaletli olun. Bir şeyi eleştirirken diğerini de eleştirin. Adam kötü çocuğu kötülüyor, 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 kötülüyor. Bir hafta sonra Green'in eli yorumuna girip ah Grey sana aşığım çok tatlısın çünkü o kitabın üzerinde bir wet pet hikayesi, bir wet pet yazarı yazmıyor. O kitabın haklı olmasının tek nedeni ve wet pet kitaplarının bu kadar haksız olmasının tek nedeni bu. O kadar sinirliyim ki konuyu bir türlü toparlayamadım. Uzattıkça uzattım ama size bol bol örnek vermek istedim. Neyse, neyse. Ben adaletle düşündüğümü düşünüyorum. Benimle aynı şekilde düşünmeyebilirsiniz. Wet pet hayranı da olabilirsiniz. Wet petten nefret de edebilirsiniz. Her iki tarafa da saygı duyuyorum. Ama ben yapılan yorumlara, yapılan eleştirilere ve adaletsiz olarak adaletsizce olarak gördüğüm her şey cevap vermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Çok sinirlendim, çok gerildim. Gidiyorum. Bay bay. Ah, yoruldum.